Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan herkese iyi sabahlar, bol kazançlı günler dilerim. Bugün Fed'in günü diyelim. Özellikle toplantı bugün başlıyor. Yarın ise karar günü olacak. Piyasaların odağında bir miktar daha Fed toplantısı. Yurt içinde ise Perşembe günü gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararını karşılıyor olacağız. Merkez bankaları kararları öncesinde bir miktar daha sakinliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. 7.54 seviyesinden dolar TL güne başladı. Bir miktar daha buradaki sakin seviye korunacak mı? Ne olacak? Bundan sonraki fiyatlamaları da yine değerli konuklarımla birlikte konuşuyor olacağım. Şimdi ise günün öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Ardından rakamları tekrar yorumluyor olacağız. Evet, Fitch'ten Türk bankalarına yönelik bir açıklama geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türk bankaları veri izleme raporu 4. çeyrek 2020 sonuçlarını açıkladı. Raporda Türkiye'nin daha tutarlı ve ortodoks politikaya dönmesi, Türk bankalarının 2021'de dış fonlama piyasalarına erişimine destek verdi denildi. Değerlendirmede bununla birlikte yükselen TL faiz oranlarının bankaların marjlarını sıkıştırdığı ve kredi büyümesini sınırladığı ifade edildi. Fitch, Türk bankacılık sisteminde sorunlu ve yeniden yapılandırılmış kredi oranının 2020-2022'de artmasını beklediğini aktarırken, 2020 sonunda bankaların sorunlu kredi ve ikinci kategori kredi oranları sırasıyla %4.7 ve %10.9 oranlarından değişmedi tespiti de yaptı. Bütçe rakamlarına gidiyoruz. Şubat'ta 23.2 milyar lira fazla verdi. Merkezi bütçe dengesi Şubat'ta 23.2 milyar TL fazla, faiz dışı denge 35.9 milyar TL fazla verdi. Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak-Şubat döneminde ise 1 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2021 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96.4 milyar TL, bütçe gelirleri 119.6 milyar TL ve bütçe fazlası 23.2 milyar TL oldu. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 83.7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 35.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Evet, otomotive taksit düzenlemesi getirildi. Resmi gazetede yayımlanan perakende ticarette uygulanacak İlke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik içine eklenen yeni maddeyle otomotivde taksit sayıları düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanan bildiriye göre taksit sayıları 120 bin TL ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin ila 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin ila 750 bin TL arasında olan satışlarda ise 36 ay, 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında da 24 ay olarak belirlendi. Bu kez G20'den yapılan OECD ülkelerinden yapılan açıklama, G20'de büyüyen ülkeler Türkiye ve Çin açıklaması. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün yayımladığı rapora göre G20 bölgesinde ekonomik büyüme 2020 genelinde %3.3 daralırken %2.3 ve %1.8 ile sırasıyla yalnızca Çin ve Türkiye ekonomilerinde artış yaşandı. Aynı dönemde en yüksek daralma %9.9 ile İngiltere'de görülürken bu ülkeyi %8.9 ve %8.2 ile sırasıyla İtalya ve Meksika izledi. Çeyrek dönem bazında G20 ekonomileri geçen yılın 3. çeyreğinde COVID-19 salgınının ilk dalgasının ardından ekonomilerin açıklamasıyla izlenen yine %7.8'lik toparlama sonrası 2020'nin son çeyreğinde %2.1 daralış gösterdi. Goldman Sachs'tan ABD büyüme tahminlerine yönelik revizyon var. Yükselme gerçekleşti. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisi için büyüme tahminleri birinci çeyrek için %6, ikinci çeyrek için ise %11, üçüncü çeyrek için ise %8,5, dördüncü çeyrek için ise %6,5 oranında bir büyüme rakamları açıklandı. 2021 yılı genel büyüme tahmini %7.4, çeyrekten 4. çeyreğe tahmini ise %8 oldu. Açıklamada büyüme tahminlerinde Biden yönetiminin yeni teşvik paketinin etkili olduğu vurgulandı. 2022 yılı büyüme tahmini de %4.5 seviyesinden %5.1'e yükseltildi. 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmini ise %2.9 olarak açıklandı.
Evet, günün öne çıkan gündem başlıklarını da aktardıktan sonra bu kez rakamlar neyi fiyatlıyor onlara bakıyor olacağız. Evet, bugün bir miktar daha FED toplantısı öncesi piyasalarda sakinliği görebiliyoruz. Dün ABD borsalarına bakacak olursak yine rekor bir kapanış gerçekleştirmişti. Bugün FED toplantısı başlıyor, yarın karar günü. Ardından ise Merkez Bankası kararını alıyor olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını. Cuma günü ise yine gelişmekte olan ülkelerden Rusya Merkez Bankası'nın kararını da karşılıyor olacağız. Bu hafta merkez bankalarının haftası olduğunu da söylemiş olalım. Evet, BIST 100 endeksine bakacak olursak genel fiyatlamalar içerisinde BIST 100 endeksi dün bir miktar daha işlem hacmini düşürerek devam etti. Bankacılık tarafındaki satışlar öne çıkıyordu. %2,5'a varan bankacılık tarafındaki satış devamı gelecek mi? Bunu yine Cenk Ak Yoldaş'la birlikte konuşuyor olacağız. Dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL 7.54 seviyesinden güne başlamıştı. An itibariyle 7.53.50 seviyesinden işlem gününe devam ederken Euro TL'de ise 9 sınırın hemen altında 8.99 seviyesinden işlem görüyor. Sepet kurda da bir miktar daha geri çekilmeyle birlikte 8.26 seviyesinden işlem görürken gram altında ise 420 lira seviyesi takip ediliyor. Bununla birlikte bir de paritelere bakalım. Dolar endeksinde bir miktar da ABD 10 yıllıklarının verdiği güçlenme eğilimiyle birlikte yukarı yönlü hareketleri izlemiştik. An itibariyle FED toplantısı öncesinde 91.79 seviyesini korumaya devam ediyor. Euro dolarda ise 1.19.36 seviyesinden işlem görürken pound dolarda 1.38.70 seviyesinden, dolar yende ise yatay pozitif görünüm korunmakla birlikte dolar İsviçre frangında ise 0.12'lik bir geri çekilmeyle birlikte 0.92 seviyesinden işlemde olduğunu söylemiş olalım. Bununla birlikte diğer tarafta Asya piyasalarına bakmak istiyorum. Asya piyasalarındaki hava bir miktar daha aslında yarım puanlık artışlarla birlikte primli görülüyor. ABD borsalarının rekorla kapanış gerçekleştirdiğini, bir miktar daha bugün büyümeye yönelik revizyon rakamları da karşılayacağız ABD tarafında ve bununla birlikte bir miktar daha piyasaların pozitif bir havaya hakim olduğunu söyleyebiliriz. Çin Şangay Endeksinde 0.4'lük bir prim söz konusu. Japonya tarafına bakacak olursak 0.58'lik prim söz konusu. Hong Kong borsalarında ise 0.6'lık primlenme ile birlikte Güney Kore Kospi yarım puanın üzerinde yine primle onu takip ediyor. Hindistan Sensex'te ise 0.7'lik yine artışla birlikte burada da pozitif havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte diğer tarafta ABD vadelilere geçelim. Dün ABD endekslerinde bir miktarda rekorlu kapanışların gerçekleştiğini söylemiştik. Bugün ABD vadelilere bakacak olursak 0.1'lik bir geri çekilmeyle 32.995 puandan işlem görüyor Dow Jones endeksi. S&P 500'de ise 0.19'luk prim söz konusu, 3.969 seviyesi. Nasdaq tarafında ise 0.4'lük yine artış söz konusu. Burada da 13.133 puan seviyesinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte emtia tarafına bakalım. Bir de emtia tarafında fiyatlamalar neyi ifade ediyor? Altın ons tarafında bir miktar daha yükseliş söz konusu. 0.18'lik primlenme 1734 dolar. Birazdan altın ve para piyasaları uzmanı yine İslam Memiş'le birlikte de konuşuyor olacağız. Altındaki fiyatlamalar bir miktar daha yükselişi beraberinde getirecek mi? ABD 10 yıllıklarından bir hayli etkilenen altın ons tarafındaki yükselişler yoksa sınırlı mı kalacak? Bunları konuşuyor olacağız. Brent petrol ve ham petrole bakacak olursak burada da 67 dolar dolara kadar geri çekilen Brent petrolde 0.7'lik bir geri çekilme söz konusu. Ham petrolde de yine 0.6'lık geri çekilmeyle birlikte 65 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hemen kripto paralara bakalım. Oldukça yakından takip ettiğimiz ve ABD 10 yıllıklarından da bir hayli etkilenen kripto paralarda dün düşüş günüydü. Bugün de düşüş gününün devam ettiğini söyleyebiliriz. %4'lük bir geri çekilmeyle birlikte 53.834 dolar seviyesinden işlem görürken Bitcoin TL'de ise %4'lük bir geri çekilmeyle yine burada da söz konusu. Ethereum'da ise 2000 dolarlara yaklaşan bir seviye tahmin ediliyordu. Bugün ise itibariyle baktığımızda %2'lik bir geri çekilmeyle birlikte 1747 dolar seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Efendim, beklenti raporunda bu kez günün öne çıkan gündem başlıklarını da aktardıktan sonra her salı olduğu gibi haftalık gündemini de üzerinden geçmek ve beklentilerini almak için TR Yatırım ekonomisti Enver Erkan bizlerle birlikte. Enver, selamlar, hoş geldin. Selamlar Pelin, hoş bulduk.
Enver, şimdi seninle konuşamadık. Ekonomik reform paketiyle başlamak istiyorum. Öncelikli olarak bunu sormak istiyorum. Orada aslında bir miktar daha yatırım, üretim ve istihdam bacağıyla başlamak istiyorum. Yani bir ekonomist olarak nasıl değerlendirdin? Bunun piyasa yansıması, evet, biraz daha hani kısa vadeli olmayıp orta ve uzun vadeli olduğu için bir miktar daha piyasa fiyatlamalarına yansımadı. Fakat yani özellikle ithal girdiye bağımlılığı azaltmayı amaçlayan bir paket vesaire. Yani senin buradaki pakete dair değerlendirmeni merak ediyorum. Evet, ekonominin aslında orta uzun vadeli hedeflerine yoğunlaşmış olan, daha çok yapısal konuları ele almış olan, dolayısıyla aslında bizim de kısa vadeli piyasa reaksiyonundan çok yine orta uzun vadedeki makroekonomik stabilite anlamına yapacağı etkileri izlememiz gereken bir paket. Ki bu aşamada da zaten aslında bakıldığı zaman hani birçok alanda tek tek değerlendirdiğimiz zaman enflasyonla mücadele olsun, yapısal cari açığın azaltılması konusu olsun, özellikle tabii ki ithal girdi bağımlı çok önemli bir noktada duruyor burada. Şirket finansmanları noktasında özellikle finansal kesimi ilgilendiren birçok önemli maddenin yine olduğunu görüyoruz. Hazine borçlanma profili vesaire açısından sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, tasarruf oranlarının arttırılması gibi birçok başlığa eğildiğini görüyoruz. Yani 98 sayfalık bir kitapçık inceledik. Tek tek bakıldığı zaman zaten genel anlamda o noktasında, temenni noktasında oldukça iyi değerlendirebileceğimiz, olumlu değerlendirebileceğimiz birçok madde var. Mesela kamu maliyesinde sıkılaşma sürekli olarak altını çizdiğimiz bir konu, önemli bir nokta. Hem tabii ki burada bütçe dengeleri açısından, ki biraz tabii ki pandemi döneminde çok öncelikli bir konu olamadı bu elbette. Ve aynı zamanda tabii ki enflasyonla mücadele noktasında da o. Kamuda daralma, sıkılaşma, tasarruf çok önemli bir nokta tutuyor ve bunun aslında bir genel madde olarak değerlendirilmesi paketin olumlu noktalarından bir tanesi. Bu çerçeve tabii ki mali disiplin konusu. Özellikle hani vergi kısmı belki biraz daha kapsamlı olabilirdi. Çünkü burada tabana yayılan adil bir vergi sistemi gerekliliği, bir reform gerekliliği çok ortada. Özellikle dolaylı vergilerin ağırlığının azaltıldığı ve daha yüksek servet oranına sahip, daha varlıklı kesimden alınan dolaysız vergilerin ağırlığının daha fazla olacağı kapsamlı tabana yayılan bir vergi reformunun gerekliliği anlaşılıyor. Bu zaten şu aşamada da kamu maliyesinin en önemli önceliklerinden birisi olmak durumunda. Enflasyon konusunda tabii ana olarak ön plana çıkartılabilecek konu gıda enflasyonu. Gıda enflasyonunda özellikle tabii ki burada arzın sürekliliğine yönelik olarak ortaya konulacak adımlar çok önemli bir noktada duruyor ki bu çerçevede özellikle hal yasasının çıkarılması ve sonrasındaki aşamaları izliyor olacağız ve bunun özellikle tabii ki fiyatlar tarafındaki etkileri çok önemli bir aşamada olacak. Gıda enflasyonuyla mücadele anlamında, ki zaten enflasyonun en önemli yapısal sorunlarından bir tanesini oluşturuyor. Ve tabii ki finansal kesimi ilgilendiren başlıklar. Burada da gerek şirketlerin finansmana erişimi anlamında, özellikle bu özel sektör tahvil ilaçlarına ilgiyi arttıracak ve tahvil garanti fonunun kurulması konusu önemli. Yani bunu bir mevduat garantisine veya kredi garanti fonuna da benzetebiliriz. Özellikle bireysel yatırımcıların daha fazla özel sektör tahvil ilaçlarına ilgisinin artmasını sağlayabilir. Bu da tabii ki şirketlerin borçlanma yapabilmesi, iç finansmana erişebilmesi açısından önemli bir noktadır. Ki finansman demişken zaten burada halka arzlar konusu, halka arzların kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi, özellikle hani burada birçok büyük ölçekli şirketin de borsaya gelmesi sağlanırsa eğer, hem tabii ki sermaye piyasalarının derinleşmesi, hem de aynı zamanda şirketlerin gerek Ar-Ge yatırımı gibi, gerek istihdam yatırımı gibi, üretim kapasitesi arttırma gibi yatırımlarına kaynak oluşturabilecek bir imkan sağlaması durumu oluşabilir. Aslında tek tek değerlendirildiği zaman tabii çok uzun sürecek bir paket tek tek değerlendirmesinin yapılması, ama
Bu noktada önemli olan tabii ki uygulamaya konulması ve uygulamaya konulması sürecinde de hedeflere yönelik olarak izlenmesi, yani hedeflerin neresindeyiz, ne kadar yakınındayız, ne hedefliyorduk, ne başardık şeklinde bir şeffaflığın oluşması ve tabii ki fasılların tek tek devreye girerek burada ekonomik yansımaların izlenmesi durumu söz konusu olacaktır. Evet, şimdi diğer tarafta da bugün mesela yine bir gelişme var. Otomotiv taksit düzenlemesi de getirildi. Burada şimdi bir nevi reform paketinde işte kamu maliyesine yönelik düzenlemeler, biraz daha orada kemer sıkma politikalarının kırıldığı durum. Bugünkü gelen düzenleme ne anlama geliyor Enver? Bunu da biraz konuşalım. Resmi gazetede yayınlanan bildiriye göre taksit sayılarına bak. 120 bin TL ve bu tutarın altında olan taşıt sayılarında 60 ay bir taksit sınırlaması, 120 bin ila arası olan taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin ve 750 bin TL olan taşıt satışlarında ise 36 ay, 750 bin lira değerinin üzerinde olan taşıt satışlarında ise taksit sayısı 24 ay olarak belirlendi. Şimdi bu adım mesela bize neyi ifade ediyor? Burada ekonomide hangi adım atılmak istendi? Şimdi tabii taksit düzenlemeleri özellikle özel tüketim tarafında ekonominin ihtiyaçlarına veya önceliklerine göre zaman zaman tabii ki değişim gösterebiliyor. Daha önce de özel tüketim tarafında taksit sınırlamalarının olduğunu veya daha başka bir konjonktür söz konusu olduğu zaman bu taksit sınırlamalarının gevşetildiği durumları görmüştük. Şimdi de burada anladığımız kadarıyla araçlar tarafında tabii ki burada segment farklılıkları da söz konusu. Yine bir taksit sınırlamasına gidildiği konuluyor ve daha çok vergisiz bedeli daha düşük olan araçlar tarafında taksit kolaylığı biraz daha ön plana çıkartılırken biraz daha lüks segmente giren araçlar tarafında taksit sınırlamalarının biraz daha ön planda olduğu görülüyor. Tabii bu noktada elbette otomotiv önemli bir sektör, desteklenmesi gereken bir sektör, stratejik bir sektör olarak ele alabileceğimiz bir sektör. Ekonomik büyümede tabii ki çok önemli bir yer tutuyor. Diğer taraftan tabii ki özellikle araç sahibi olma noktasında hani eğer ki otomotive yönelik bir reform ciddi anlamda yapılması gerekiyorsa bunun tabii ki araçların vergisiz bedelleri üzerinden değil, vergili bedelleri üzerinden yapılması gerekir. Özellikle burada tabii ki ÖTV oranları çok önemli bir yer tutuyor. Bizde araç fiyatlarında çok yüksek olmasına neden olan yüksek ÖTV oranları var bu noktada. Yani sektöre ilişkin olarak bence biraz daha hani bu talepler vergi üzerindendi ve vergi üzerinde bir düzenleme yapılması bu aşamada tabii genel anlamda bakıldığında ÖTV gelirleri de bütçe gelirleri anlamında çok önemli bir yer tuttuğundan dolayı bir ÖTV kolaylığı sağlamanız noktasında bu mali açılma anlamına da gelebilecek bir adıma işaret eder. Ama bireysel açıdan bakıldığı zaman da özellikle araç fiyatları anlamında ciddi anlamda talep edilen bir durum ÖTV'nin bu son şekline ilişkin bir düzenleme yapılması gerekliliği. Aslında Enver, şunu da sormak istiyorum. Bir miktar daha otomotivdeki taksit sayılarını da söyledikten sonra şimdi TL varlıklarına yönelik işte Türkiye'nin büyümesini konuşuyoruz, makroekonomik dengesini konuşuyoruz. Fakat şunu da konuşmak istiyorum. Yani TL varlıklarında bir miktar daha dış baskılardan etkilenen gelişmekte olan ülke kurları da var. Yani bunu yaklaşık son 1,5-2 aydır seninle konuşuyoruz. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş miktarı. İşte bunun ABD 30 yıllıklarına yakınsaması durumu ve dolayısıyla burada gelişmekte olan ülke kurlarındaki etki bir miktar daha makroekonomide aslında orada hedeflenen hedeflerin de bir nevi erişmede zorluk çektiğini gösteriyor. Şimdi bugün önemli bir gün. Niye? FED toplantısının başladığı bir gün. Yarın karar açıklanacak, yarın karar günü. Buna yönelik de ben şunu sormak istiyorum. Niye? Çünkü ABD 10 yıllık tahvil faizlerine yönelik bir takım getiri eğrisi kontrolü gelecek mi? Bunu sormak istiyorum. Yani buradaki Powell mesela bir önceki konuşmasında daha temkinli konuşmuştu ve ABD 10 yıllıkları 1.6'nın üzerinde
üzerine bir anda sert bir şekilde çıktı. Ve dolayısıyla burada bizim gibi olan ülkelere yansıması da negatif oldu. Hisse senedi tarafında da yine keza aynı şekilde aynı hareketleri görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu hafta önemli toplantılar var. Önce Fed'de başlayalım, ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik de beklentilerini alacağım. Evet, şimdi tabii FED muhtemelen majör bir şeye gitmeyecek görünüyor. Neden? Çünkü evet, Powell çok net bir duruşu ortaya koymadığı gibi gerek şu anda FED içerisinden gelen mesajlar, gerekse de Yellen'ın açıklamaları enflasyon baskılarının geçici, dönemsel olarak görüldüğü ve buna ilişkin şu anda ayrı bir aksiyon planının gerekmediğine yönelik olarak görünüyor. Bu da tabii ki Fed'in getiri eğrisine yönelik olarak herhangi bir majör aksiyon yapmasına ilişkin beklentileri sınırlıyor. Ki ne olabilirdi bu majör aksiyonlar? Fed'in varlık alımlarında vade yapısını değiştirmesi ve uzun vadeye daha çok yönelmesi veya twist denilen kısa vadeli tahvil satışı yapıp uzun vadeli tahvil alımına yönelerek getiri eğrisini yataylaştırması, kısa vadeli uzun vadeli spread'i daraltması şeklinde olabilirdi. Net varlık alımlarını arttırmak da bir yöntem olabilirdi. Ki aslında hani politika aksiyonu olarak da biraz daha referans alabileceğimiz Avrupa Merkez Bankası bu konuda geçen hafta ne yaptı diye düşünecek olursak, orada da total alımlar tarafında bir farklılaşmaya gidilmediğini, ancak buna karşılık bu kısa vadedeki oynaklığı kontrol altına alabilmek adına bu önümüzdeki periyotta biraz daha fazla hızlı bir varlık alımı noktasına gidileceği işaret ediliyor. Yani Fed biraz daha buna benzer bir ince ayar yapabilir mi? Buna yoğunlaşmak gerekiyor veya sözlü yönlendirme tarafına yoğunlaşmak gerekiyor. Şimdi iş sözlü yönlendirmeye kalacak olursa burada biraz daha tabii ki Fed'in güvercin kalmakta zorlanacağı bir durum söz konusu olabilir. Çünkü genel anlamda aslında gelen veriler de ekonomik aktivitede ısınmaya işaret ediyor. Bir de üzerine tabii önümüzdeki dönem içerisinde bu 1400 dolarlık harcama çeklerinin ne kadarının harcamaya gideceği ve bunun nasıl bir enflasyonist etki yaratacağı konusu da önemli olacak. Yani Fed burada açıkçası kendi mevcut enflasyon senaryosundan bir sapma gördüğü zaman devreye girecek gibi görünüyor. İşte o zaman bu getiri eğrisine yönelik olarak daha majör opsiyonları düşünen bir noktada olabiliriz. Eğer işte bir sözlü yönlendirmeye kalırsa da buna ilişkin net bir plan ortaya koyup koymayacakları noktasına bakabiliriz. Ama özellikle hani bu politika ayrışımını şu anda derinleştirebilecek bir durum olduğu gibi Amerikan 10 yıllıkları tarafında da kısa vadede yukarı doğru hareket eğiliminin devam etmesine yol açabilecek bir durum olur. Ki bu durumun aslında genel EM'ler tarafında da çok olumlu karşılanmadığı ve EM fiyatlama profiline de çok yardımcı olmadığı bir gerçek olarak duruyor. Şimdi bu aşamada tabii ki hemen akabinde gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı da çok önemli bir yer tutuyor Pelin. Zaten son dönemdeki kur oynaklığı, hani TL hep önden giden bir yapıda oldu bakıldığı zaman. Yani evet, global bir etkili bir fiyatlama söz konusu ama hani burada TL'nin kendine has dinamikleri de biraz bu fiyatlamaya katkıda bulunuyor görüntüsü var. Bu çerçevede özellikle enflasyon tarafında biraz ilave risklerin tetiklenme durumu söz konusu olacak. Kur tarafından bir etki gelmese bile petrol ve emtia tarafından bir global enflasyon ithal etme durumumuz söz konusu olacak. Ki aslında bakıldığı zaman bütün bu şartları elimine ettiğimizde bile mevcut üfe tüfe farkı tüfe tarafına yansıyacak bir zam etkisinin de enflasyon tarafında yine yukarı yönlü anlamda riskleri ağırlıklandırdığını gösteriyor. Yani enflasyon tepe noktasına ilişkin sapma olasılıkları var. Enflasyon yine ara dönem hedeflerine yönelik olarak yukarı sapma gösterme olasılığı söz konusu. Global faizler ve aynı zamanda enflasyonun politika faizine yakınlaşması reel faizi zayıflatıyor. Bu nedenden dolayı da biraz tabii ki proaktivite beklentisi ön planda. Piyasanın ağırlıklandırdığı beklentiyi de yakın bir beklenti olarak, paralel bir beklenti olarak biz de bu hafta 100 bas puanlık bir faiz artışı beklentisine işaret ediyoruz. Evet, şimdi burada diğer tarafta da aslında Fed'in kararını bekliyoruz ve oldukça önemli ama içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir miktar daha zorlaşan bir sınavı var.
Niye? İşte TL varlıklarının bir miktar daha baskı altında kalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bir miktar daha gölgesinde kalması. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bundan sonraki işlemleri ve toplantıları daha zorlu geçeceği benziyor. Şimdi dolayısıyla kurumlardan da yapılan açıklamalar var. Piyasanın beklentisi 100 bas puan var. Ama bu 100 bas puan çeşitli marjda da devam ediyor. Yani oldukça işte 300 bas puan diyen de var, 100 bas puan diyen de var. Şimdi buradaki kurdaki hareketler bir miktar daha işte 6.90'dan çarpıp tekrardan 7.50'lere yakınsaması, hatta seviye zirve seviyesi 7.78-23'ü görmesi bir miktar daha Merkez Bankası'nda elini zorlaştırıyor, hareket alanını zorlaştırıyor. Sen ne beklersin içeriden? Aslında Merkez Bankası'nın bir de faiz artırsa son faiz artış toplantısı mı olur? Bu da çok önemli. Ne dersin? Ben muhtemelen son faiz artış toplantısı olmasını bekliyorum. Yani bu hafta beklediğimiz faiz arttırımını düşünecek olursak. Tabii burada önemli olan konu şu. Yani enflasyon tarafında hani biraz son kur artışları neden ilave risk barındırıyor diye düşünecek olursak. Burada genel anlamda önceki kur artışlarına göre yapılan fiyatlandırmalar var. Ama kurun 6.90'a doğru gelmesi aşamasında daha aşağı gidebileceğine yönelik bir fiyatlandırma politikası söz konusu olmadığı gibi genel ürün ve hizmetlerde kurun bu seviyeden sekerek tekrar yukarı doğru gitmesine ilişkin olarak da ilave fiyatlandırmaların olabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Buna aslında biraz enflasyonda yapışkanlık unsuruyla da benzeştirmek gerekebilir. Yani buna sebep olan en ana etmen ki özellikle burada hani ithalat, ihracat veya iç ticaret tarafında genelde vadeli işlemlerin yapıldığını düşünecek olursak burada tabii kurun bir ay sonra nerede olacağının bilinmemesi, üç ay sonra nerede olacağının bilinmemesi yani öngörülemezlik durumu, bu volatilite durumu hani kur aşağı düştüğü durumlarda bile hani bu aslında bakıldığında günlük 15-20 kuruşluk oynaklık dereceleri çok sağlıklı fiyat hareketlerine işaret etmiyor. İşte bu noktada aslında enflasyon tarafında istenen etkiyi yaratmadığı gibi istenmeyen etkinin de oluşmasına sebep oluyor. Yani şu anda kurda 6.90'lardan 7.50'ye doğru olan sekmeyi de biraz enflasyon açısından bu şekilde risk barındırıyor noktasında belirtmek gerekiyor. Tabii bu noktada da açıkçası burada özellikle bu hani dedolarize de olmadığımızı düşünecek olursak hani o süreci de hızlandırmak gerekiyor. Şimdi burada dedolarizasyonu nasıl sağlayabiliriz? Tamamen tabii ki içerideki lokalin TL'den bir reel getiri etkisi alabileceği inancını arttırmak ve TL'nin değer kazanacağına olan inancı arttırmak. Ki bu noktada da çok olmadığımızı, bu aşamaya da gelme noktasında çok uzak bir aşamada olduğumuzu bu çerçeveye düşünüyorum. Tabii para politikasının da enflasyon konusunda yapabilecekleri sınırlı olduğu için genel manada hani faiz tarafında da özellikle ekonomiyi çok fazla kitlememek adına çok majör adımlar atılabilecek bir noktadayız. Bir noktadan sonra onun da marjinal faydasının kesildiğini bu çerçevede göreceğiz. Biraz tabii ki son döneme kadar gelene kadar faiz arttırılması, faiz arttırılmaması noktası çok ortada kalan bir piyasa görüntüsü vardı. Ama son fiyat gelişmeleri gösteriyor ki enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler sapma derecesine doğru gelmiş durumda ve bu da Merkez Bankası'nın tabii ki aksiyon alma noktasında tepki verme mekanizması tarafında bir değişiklik ortaya çıkartabilir ki bu noktada biz ortodoks para politikası uyguluyorsak da bu tabii ki politika faizi etrafında olacak bir hareket olacaktır. Bu aşamada da bizim faiz arttırım beklentimize dayanak oluşturan faktörler tabii eskiye göre biraz daha ağırlıklandırmış durumda. Biz Şubat ayında da bir faiz arttırma önden yüklemeli olmasını bekliyorduk. Bu gerçekleşmemişti. Merkez Bankası gelişmeleri takip etmeyi seçmişti. Şimdi şu aşamada bu ihtiyacın biraz daha artmış olduğu ortada. Biz de bu nedenle aynı piyasa gibi 100 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyoruz bu aşamada.
Evet, faiz arttırımı beklentinizi de sunmuş oldunuz. Enver, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun bilgiler, değerli yorumların için diyelim. Efendim, her salı olduğu gibi Enver Erkan'la birlikte de yine beklentilerini karşılamış olduk. Bu kez altın piyasalarına bakacağız. Altın yatırımcıları özellikle Fed'in bir miktar daha güvercin duruşunu devam ettirmesi beklentisiyle birlikte hafta başından bu yana kazançlarını koruyor. Tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş bizlerle birlikte. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Pelin Hanım, yayına diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi altında bir geri çekilme hareketi oldu. Ardından hafta başından bu yana baktığımız zaman da bir miktar daha kazançlarını koruduğunu görüyoruz. Önemli bir gün, özellikle FED toplantısının başladığı bir gün. Evet. Yarın ise saat New York saatiyle birlikte 14'te, yani Türkiye saatiyle birlikte de akşam 9'da karar açıklanıyor olacak. Başkan Powell'ın konuşmasını dinliyor olacağız. Şimdi dolayısıyla FED'in güvercin duruşuna dair beklentiler bir miktar daha altında kazançları arttırdığı gibi ons altın tarafındaki öncelikli yorumunuzu merak ediyorum. Tepki alımlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle 1960 dolar seviyesinden olduğu bu düşüş trendi, trendinin 1687'ye kadar devam etmesiyle birlikte tepki alımlarının devam ettiğini anlıyoruz. 1720 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi önemli. Yükselişlerin 1740 devamında 1760 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Ancak 1740 ve 60 dolar seviyeleri gelince tekrar bakacağız bu yükselişler devam ediyor mu? Çünkü Powell'ın açıklamalarına denk gelen bir direnç seviyesiyle karşı karşıya kalacağız. Tabii ki 1760 dolar seviyesindeki yükseliş sebebini de Powell'ın güvercin tonda söylemine şahsen bağlıyorum. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrar bir gerileme olasılığı olabilir. Bu da değerli metallerde tekrar tepki alımlarını ve pozitif sürecin devam etmesini destekleyebilir diye tahmin ediyorum. Kısa vadede 1710-1760 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğim. Ama orta ve uzun vadeye baktığım zaman da yine 2000 dolar seviyesinin üzerindeki öngörüm yine devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları özellikle piyasalar açısından önemli olacağı için en düşük yatırım araçlarından birisi de değerli metaller olduğu için altın tarafındaki bu değer artışlarının bu hafta boyunca devam edeceğini söyleyebiliriz. 1710-1760 dolar bant aralığı önemli. 1732 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Bugün gün içinde 1740 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirebilecek mi? Bu tarafı yakından takip etmeyi sürdüreceğim. Ama genel itibariyle 1760 dolar seviyelerin test edilme olasılığını biraz daha güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Peki gram altında da dolar TL'de dalgalı bir seyir yaşanırken özellikle gram altın tarafında da bir miktar daha spottan etkilendiğini görüyoruz. Gram altın tarafındaki yatırımcılara ne öneririz İslam Bey? Bu hafta altın ons fiyatından almış olduğu destek ile toparlanma isteğini sürdürüyor. Geçen haftalarda dolar kurundan destek almıştı. Bu hafta altın ons fiyatından destek görmeye devam ediyor. Gram altın TL fiyatında yukarı yönlü hareketlerde 425 lira seviyesinin güçlü bir direnç seviyesi olduğunu gözlemliyorum. Ons tarafındaki bu yükselişle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında eğer pas geçmesi durumunda, ki öngörüm bu yönde, tekrar dolar tarafında bir toparlanma yaşanabilir ve gram altın TL fiyatı 425 lira seviyesine yukarı yönlü kırabilirse yükselişlerini 435 lira seviyesine kadar devam ettirebilir. Ancak 425 lira seviyesinden bir geri gelme süreci de olabilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 baz puanlık bir faiz artırımı yaparsa dolar kurunda 7.50 lira seviyesi aşağı yönlü kırılır ve 7.35 lira seviyesine kadar bu düşüş trendine devam ettirebilir. Merkez Bankası'nın faiz artırması ile birlikte dolar kurunda görebileceğimiz aşağı yönlü trendler gram altın TL fiyatının tekrar 407 lira seviyesine kadar gerilemesine neden olabilir diye tahmin ediyorum. Ama destek seviyelerine baktığımız zaman da her geçen gün artan bir destek seviyemiz var. 397 lira seviyesi artık 407 lira seviyesi oldu. Devamında 417 lira seviyesi de destek konumunda olabilir. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman da gram altın yine yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğunu tahmin ediyorum. Hem merkez bankalarının altın talebinin artıyor olması hem ons tarafında beklediğim yükseliş trendi
Tabii ki dolar tarafındaki gelişmekte olan ülke piyasalarındaki güçlü duruşun devam ediyor olması gram altın TL fiyatının Haziran aylarında yani düğün sezonunda biraz daha 500 lira seviyesinin üzerinde beklenti ve öngörümü devam ettiğini söyleyebilirim. Evet, gümüş yorumu almazsak da olmaz. Gümüş tarafındaki fiyatlamaları da yakından takip ediyoruz. An itibariyle baktığımızda 26 dolar seviyesinde. Aslında geldiği seviye bir miktar daha böyle şu anda yatay görünüm sergilese de ama geldiği seviyeden baktığımız zaman ciddi anlamda da bir yükseliş söz konusu. Ne dersiniz? 28 dolar seviyesini kritik direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdürüyorum. 28 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılma ihtimalinden itibaren 30 ve 32 dolar seviyesi gündemde kalmaya devam ediyor. Altına kıyasla daha güçlü duruşunu korumaya devam eden bir gümüş ons fiyatı var karşımızda. Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Her ne kadar tekrar 25-75 dolar destek seviyesi test edilme olasılığı olsa da önümüzdeki haftalarda ben tekrar 28 dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bu yıl içinde 40 dolar öngörümü halen devam ettirdiğimi, özellikle altına kıyasla gümüşün performansının daha iyi olacağını da düşünüyorum. Evet, şimdi İslam Bey diğer tarafta da yine büyümeye yönelik değerli metaller. Geçen hafta da bunları oldukça yoğun konuşuyorduk, endüstriyel metaller. Bu taraftaki şimdi 2021 yılına yönelik özellikle ikinci yarısından itibaren büyümeye yönelik revizyonlar da geliyor. İşte ABD büyümesine yönelik bir takım revizyonlar geliyor. Goldman Sachs'tan mesela ABD büyüme tahminlerini yükseltiyor. Yani birinci çeyrek için 6.2, ikinci çeyrek için %11.5 gibi böyle bir takım yukarı yönlü revizyonlar var. Türkiye'de de keza aynı şekilde, Avrupa'da da aynı şekilde. Burayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani buradaki değerli metallere baktığımız zaman bir miktar daha endüstriyel metaller bir miktar daha pozitif ayrışıyor. Ne dersiniz? Ben psikolojik bahanelerle bunları yukarı yönlü revize edildiğini tahmin ediyorum. Küresel piyasalarda ve ekonomilerde ciddi bir tahribat var ve ciddi bir daralma var. Bunun yanında ekonomik krizlerin jeopolitik riskler ve sokak eylemlerine dönüştüğü bir ortamdan da zaten geçiyoruz. Gelen raporlar halkı ve ülke ekonomilerini psikolojik anlamda desteklemek amacıyla yapılan anketler olduğunu ve yukarı yönlü revizeler olduğunu düşünüyorum. Çok iyimser değilim büyüme tahminlerinde, öngörülerinde. Bu ortamda bence 2-3 yıllık süreç içerisinde yine farklı bahanelerle dünya ekonomilerinde daralma ve küçülme göreceğiz diye ben tahmin ediyorum. O yüzden gelen raporları çok sağlıklı bulmadığımı ifade ediyorum. Özellikle değerli metaller tarafında da aşağı yönlü revizelerinde geldiğini hep beraber görüyoruz. Geçen yıl çok iyi bilirsiniz siz de 3.000-3.500 dolar seviyeleri çok konuşuluyordu. Yine aynı kuruluşlar işte 1.450-1.500 dolar seviyelerini telaffuz ediyorlar. Yatırımcısı şuna karar vermeli. Teknoloji çağındayız. Bilişim ve teknoloji çağında değerli metallerin yerini alabilecek farklı bir araç varsa evet değerli metallerde bir satış baskısı görebiliriz. Ama altın, bakır, platin, palladyum, gümüş gibi değerli metaller teknoloji tarafında çok kullanılmaya devam edecek. Uzay teknolojisinin çok konuşulduğu bir dönemden de geçiyoruz. Tabii ki talep artışıyla birlikte her değerli metalin ayrı bir özelliği var. Sadece yatırım aracı olarak görülmemeli. Bu talep artışıyla birlikte sınırlı varlıkların değer kayıplarının aşağı yönlü revize edilmesine çok mantıklı ben şahsen bulmuyorum. Ekonomilerdeki toparlanma, büyüme revizelerini de bugünkü koşullarda yani insanların şu anda işsiz olduğu bir ortamda ve COVID-19'un ekonomilerde yarattığı tahribatı göz önünde bulundurduğumuz zaman da hemen çabucak yukarı yönlü revizenin sadece psikolojik anlamda raporlandığını düşünüyorum. Evet, şimdi son olarak da tarımsal emtialara yönelik sorup yine tabii buradaki yorumunuzu da merak ediyorum. Tarımsal emtialar konusunda ne dersiniz? Tarım emtialarında yatırımcısı yine fırsatlarını ben kaçırmadığını düşünüyorum. Hı hı. Mevsimsel etkiyle birlikte dünya genelinde yani yine yağmur sezonunun biraz daha bereketli olduğu bir dönemden de geçiyoruz. Bu mevsimsel bir etki ve tarım emtialarında hükümetlere alınan tedbir ve kararlara bir miktar daha ilaç olduğunu düşünüyorum. Ancak bu seviyeden özellikle mısır ve buğday tarafını önemsiyorum ben. Çünkü ülkelerde ciddi stoklamalar devam ediyor.
Bence yatırımcılar, gelenekçi olan yatırımcılar artık farklı enstrümanlar üzerinde, tarım emtiaları üzerinde turu piyasasından bu piyasaları iyice araştırmalarını ve özellikle bu yıldan itibaren kuraklıkla alakalı gıda enflasyonlarındaki ciddi artışları göz önünde bulundurarak tekrar tarım emtialarını öğrenmeleri gerektiğini şahsen düşünüyorum. Özellikle tarım emtialarında kısa vadeli düşüş kılanmalar sadece talep karşısında geri geldiğini düşünüyorum. %1'lik, %2'lik değer kayıpları sadece haftalık satışlar olduğunu şahsen düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcısı, buğday başta olmak üzere, bence tarım emtialarında güzel yatırım araçları ve fırsatlar olduğunu da düşünüyorum. Turu piyasaları bununla ilgili zaten kendi sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapıyorlar. Devlet kuruluşu olduğu için, yani burada devlet güvencesinde bir yatırım aracı olduğu için de vatandaşların genelde devlet güvencesiyle kontratlar üzerinden yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. İhsan Bey, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz kıymetli bilgiler ve yorumlar için diyelim. Efendim, her salı olduğu gibi yine Sayın İhsan Memiş'le birlikte emtia tarafını değerlendirdik. Bu kez kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Cenk Ak Yoldaş'la birlikte genel fiyatlamaları konuşmaya devam ediyor olacağız. Efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her gün olduğu gibi Sayın Cenk Ak Yoldaş'la birlikte yine piyasaları, fiyatlamaları değerlendiriyorduk. Bugün gündem yoğun yine. Yani her gün olduğu gibi yoğun. Bugüne baktığımız zaman da yine aslında FED toplantısı var ve yarın karar günü. Evet. Bir tarafta bunu değerlendiriyoruz. ABD rekorlarla kapattı. Niye böyle bir şey oldu? Yani bunu da ayrıntılarını öğrenmek istiyoruz. Hı hı. Diğer tarafta AstraZeneca aşısı askıya alındı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından. Ya bu etki, mesela yeni vakalarda %11'lik artış var. Diğer aşılarda da aynı şey olursa ne olur? Bunların tüm hepsini konuşacağız ama önce Fed'le başlayalım. ABD endeksleri rekorla kapattı. Evet, yani beklenen toplantı geldi. Şimdi geçtiğimiz son birkaç haftadır özellikle ABD 10 yıllıkları ve 30 yıllıkları tarafından sıkıştırılan bir FED'le karşı karşıyaydık. Arada işte yorumlar gelişti, ne yapar ne eder, işte Powell'ın açıklamaları başta tatmin olmayan bir piyasa derken ve FED toplantısına geldik. Bugün yapılacak ve yarın yapılacak toplantıda yarın akşam işte karar metni çıkacak ve sonuç varılacak. Tabii ki herhangi bir değişim beklenmiyor. Faiz konusunda bir değişiklik yok. Burada acaba işte bütün piyasanın beklentisi kısa vadeli kağıtları satıp uzun vadeli kağıtlara dönüm sinyali verecek mi? Nasıl bir işte bu 10 yıllıklarda işte 30 yıllıklarda nasıl bir devinim olacak? Piyasa üzerinde onu bir belirleme yönünde adım atıp atmayacağına herkesin gözü kulağı orada. Geçtiğimiz haftaki o stresli 10 yıllıklardaki 30 yıllıklardaki şu anda durulmuş vaziyette. Bekle göre geçmiş vaziyette olduğunu gözü. Tekrardan 1.60 altına inen bir 10 yıllıkla karşı karşıyayız. 2.40'dan altına inen bir 30 yıllıkla karşı karşıyayız. Buradaki seyir bundan sonraki hareketler FED ve ondan sonrasındaki davranışsal piyasanın buna tepkisi şeklinde değerlendireceğiz. Benim beklentim işte piyasanın geçtiğimiz haftaki son yorumlarda sanki böyle piyasa biraz bekle göre geçecek. İşte biraz daha mutedil olması. Özellikle de uzun vadeli düşen trendin de belli bir seviyeye gelmesinden dolayı bu bölgede bir dengelenmeyle ona yönelik bir adımların atılması ben beklentisi içindeyim. Oradaki işte benim ona da temel olarak gösterdiğim dünkü yayında da anlatmaya çalıştım ama tam grafiği gösterememiştim. Bugün grafiği gösterebiliriz istiyorsanız. Evet. Ona 10 yıllıkla 30 yıllığın kendi aralarında işte korelasyonunu gösteren birbirine paritelenmiş bir grafiğimiz var. Burada işte yaklaşık olarak 0.96'lardan başlayan bir düşen trend içinde hareket eden bir ABD 10 yılının 30 yılla paritesi 0.96'lardan 0.40'lara kadar gelmişti. Şimdi buradaki harekette bizim için kritik eşik 0.70. 0.70 baremi önemli. O bölgenin üzerine çıkarsa buradaki şey ne demek olacak? Uzun vadeli tahvillerde satışın gelmeye devam ettiğine işaret edecek. Yani yukarı doğru evrilmeye devam edeceğiz. Belki 30 yıllıklarda 3'lere doğru bir hareket. 10 yıllıklarda da 2'nin üzerindeki harekete işaret eder. O nedenle bence piyasanın burada biraz durulmasının arkasında yatan faktörlerden biri bu. Bu bölge 3 noktadan kesişiyor. Şu bölge 0.70 bölgesine baktığımız zaman orası neresi?
hem büyük ana düşüşün Fibonacci düzeltme seviyesi, hem düşen trendin maviyle gözüken düşen trend çizgisi şu bölgede başlayan düşen trend çizgisinin kesişim bölgesi. Aynı zamanda 200 haftalık ortalamanın kesişim bölgesi 0.70'te bulunuyor bu için. Ben o nedenle bu bölgenin kolay kolay aşılabileceğini düşünmüyorum. Burada bir soluklanma, dinlenme dönemine girmesini beklerim. Hatta geride çekilme olabilir. Aşağıda 0.64, yukarıda 0.70 paritesi içinde bir dengelenme süreci içinde olabilir önümüzdeki birkaç ay. Ondan sonra tabii ki yukarı doğru bir hareket beklentisi hala hakim. Çünkü enflasyondaki gelen yapılanma, ekonomideki büyümenin getirmiş olacağı baskılar gibi faktörler önümüzdeki dönemde Amerikan faizlerinde yukarı doğru bir hareketin beklentisi piyasada hakim. Bugün yapılan açıklamaların bir kısmına, dün gelen açıklamalara baktığımızda faizden 2'ye kadar çıkması piyasa üzerinde çok anormal, yani 10 yıllıklar için çok anormal, hisse senetleri piyasası için çok anormal etkisi olmaz deniyor. Ama benim orada bir çekincem var, daha önce de belirtmiştim. Hisse senetlerinin getiri oranıyla temettü verimleri %2 civarındayken risksiz faiz oranı %2 olduğu zaman insanlar hisse senedinden ziyade risksiz faiz oranı tercih etmeye başlayabilir. En azından daha garanti bir noktada fiyat hareketli, sonuçta piyasalarda belli bir seviyenin üzerinde yukarıda aşağı yerlerde olsak daha rahat olurdu. O nedenle ben yine iki seviyelerin hisse senetleri piyasası için risk unsuru oluşturmaya, baskı unsuru oluşturmaya, alternatif enstrüman olarak oluşturmaya devam edeceğini gösterir. Bu da aynı zamanda değerli metaller üzerinde bir baskıya yol açabilir. Benim işte altın, gümüş tarafında öğlenleri yapmış olduğum yayında hep değerlendiriyorum. Bir toparlanma beklentisi içindeyim. Arkasında yatan faktörün de işte bu hafta hemen hemen 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda hedef bölgenin realizasyonu, yani neresi olduğu, üst sınırın kısa vadede neresi olduğu belli olacak. Ona göre eğer o piyasa orayı gördüğü zaman, o zaman işte bir normalleşme süreci. Çünkü belirsizlik olduğu zaman fiyatlayamıyorsunuz. Ama belli olduğu zaman işte bu, yani buranın üst sınırı neresi? 1.69, 1.70 10 yıllık için üst sınır, 2.45 30 yıllık için üst sınır olduğu teyit edilirse piyasa tarafından, o zaman rahatlar. Doğru. Aynı şekilde dolar TL tarafı da rahatlar. Orada da bir rahatlama gelir. Merkez Bankası'nın da eli biraz daha rahatlayabilir. Ama oradaki belirsizlik devam ediyor. Yukarı doğru evrilmeye devam ederse biz de içerideki TL'deki huzursuzluk da, değer kaybı tarafına baskı da devam etmesi beklenebilir. O zaman altın tarafında da fiyatların baskılanmasını beklemek gerekir. Evet, özellikle bir miktarda aslında burada belirsizliğin daha belirgin bir hale gelen bir tablo sonrasında piyasalarda bir miktar daha rahatlamanın olacağına yönelik de beklentin var. Peki burada şimdi özellikle senden şunu da sormak istiyorum. Yani ABD endeksleri rekorla kapattı dedik. Buradaki yükselişe baktığımız zaman arkasında yatan nedenleri çok güzel söyledin. Şimdi bunun bir miktar daha aslında Avrupa'ya yansıması olmadı. Neden? Çünkü orada bambaşka bir hikaye var. Orada AstraZeneca'nın Avrupa ülkeleri tarafından askıya alınması. Dolayısıyla bir miktar daha orada dün satıcılı bir seyri de gördük. İster istemez piyasalar üzerinde şu kuşku oluşur mu? Yani AstraZeneca aşısı bir miktar daha işte askıya alınması, ya diğer aşılarda böyle bir şey görülürse. Şimdi yeni vaka artışlarına bakıyorsun %11. Dolayısıyla bu gibi olgular piyasaya genel olarak yayılır mı, satış baskısı? Şimdi piyasalarda hep bir aşırı bir iyimserlik pompalanması söz konusu. Evet. Aylardır bu böyle, öyle ya da böyle bir şekilde dengelenmeye çalışıyor. Yani insanlara işte normalleşmenin başlayacağı, işte turizm sezonu tekrardan açılacağı. Ama bunlar hep bir belirsizlik. Yani sonuçta bir zar atıldı. Bu aşıların 3. faz aşamaları tamamen birazcık da insanlar üzerinde denilerek uygulayalım, bakalım nasıl bir sonuç alınacak. Doğru. Onun sonuçlarını da görmek istiyoruz. İşte son gelişmelerde Almanya, İtalya, Fransa tarafından yapılan kamp hızlaşması raporlarında bir tehlike olduğunu arz ettiler. Evet. Ona istinaden AstraZeneca'nın askıya alındı. Ama buna karşılığında Dünya Sağlık Örgütü tarafından da faydalarının, AstraZeneca aşısının zararlarına daha fazla olduğuna yönelik bir açıklama geldi. Bundan kaynaklı ölümlerin olmadığına dair açıklamaların olduğunu gördük. Biraz burası soru işaretlerine hala haiz. Ama uygulama açısından, ne kadar çok uygulama, sonuçta ne kadar bir geri dönüm oluşacak. Biliyorsun bu da sürekli bir varyant geliyor. Bu varyantlarda da tamamen kapsıyor mu, kapsamıyor mu, uygulama nasıl olacak gibi faktörler de bir belirsizlik var. Buradaki hayatımızdan COVID-19'un daha uzun süre çıkmayacağı net şekilde gözüküyor. Evet. Biz yavaş yavaş bununla yaşamaya alışıyoruz. Son zamanlardaki hareketlere baktığımız zaman Amerika'da özellikle dün
yolcu hava yolculuğu, hava taşımacılığındaki yolcu adet sayısı arasında en rekor, geçtiğimiz hafta en rekor seviye yaşandı. Evet. Ve dünkü hareketin arkasında, Amerika'daki yükselişinin arkasında da Amerikan hisse senetlerinden hava yolları şirketlerinin çok kuvvetli olduğunu gördük. American Airlines %7, United Airlines %8 gibi değerler kazandı. Bunlar da isterseniz piyasayı yukarı çekmeye başladı. İşte normalleşmeye. İşte bugün, dün bizim bizde de hava yolları şirketlerinde hafif bir hareketlenme vardı. Bugün de devamının gelmesi beklenen o yurt dışından gelen ivme ile beraber. İşte dediğim gibi aşı şeyleri de biraz bunu baskılayabilir. Bu aşıda bir fiyasko yaşanması, hayal kırıklığının olması bütün piyasalar, bütün senaryolar alt üst eder. Bütün o büyüme tahminleri hepsi evet, alt üst olur. Her şey tamamen normalleşmeye o kadar odaklanmış vaziyetteyiz ki hatta aşı bazen işte ben şunu söylüyorum. Mesela nasıl 8,5 lirada herkes çok aşırı kötümserdiyse, aynı şekilde 7 liranın altında nasıl herkes çok iyimserdiyse, biz uçlarda yaşamayı seviyoruz. Piyasalar uçlarda yaşamayı seviyor. Yani mesela Bitcoin'de 3.000 dolar, 4.000 dolarda herkes korkarken, şimdi 50.000 dolarda herkes cesur olmaya başlıyor. Piyasalarda ben bunu söylerim. Şunu hep vurguladığım şudur. Düşükken, yani ucuzken korkutucu, pahalıyken de cezbedicidir. Bu iş böyle. Aslında her zaman insanlar korkak olunması gereken yerde cesur olunması gereken yerde korkak davranıyor. Bu da aynı şekilde buradaki bütün senaryolarda benzer bir şekilde hareket ediyor. Ne kadar sirkülasyon artmaya başlıyor, yolcu sayısı ne kadar çok artmaya başlıyor, temas sayısı o kadar çok arttığını, aslında risk faktörünün artmaya başladığını göstergesi. Korumacılığın ne kadar olacağını bilmiyoruz. Aşılardaki önümüzdeki dönemde şu anki tablo güzel gibi duruyor ama real hayat farklılaşabilir. O zaman tabii ki her şey, belki piyasalarda bunu işte önden kendileri bir, ben buna bazen piyasada söylüyorum, hava yastığı bölgesi, yani güvenlik alanı yaratma bölümü yaratıyor. Onun için yukarıda tutuyor. Herhangi bir ekstrem bir durumda hızlı şekilde kendisini korumak için bir marj açmış vaziyette gibi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi diğer tarafta da aslında yine piyasalara da dönmek istiyorum. Piyasalar çok da güzel yorumladın. Şimdi bizim kendi tarafımızda da, Borsa İstanbul tarafında da, yani Cenk, hacim düşük ve düşmeye de halen daha devam ediyor. O hacmi yükseltecek olan, yanlış mıyım bilmiyorum ama, bankacılık endeksi. Satışlar da orada devam ediyor. Dün yine bankacılık tarafında satış vardı. Bu haftaki Merkez Bankası toplantısından biliyorsun bir faiz artırım beklentisi söz konusu. Bunun yan etkilerini tabii bankacılık sektörüne direkt vurması bekleniyor. Bizim piyasanın özeline gelirsek birazcık. Yani bütün dünyada son dönemde ciddi bir yeni yatırımcı kitlesi geldi. Yeni yatırımcı kitlesi biraz hafif kumar risk faktörüymüş gibi yaklaşıyor. Yatırım gibi değil. Fiyat hareketlerine sadece odaklı. Şirketin değeri önemli değil. Ben alayım yeter ki. Okuryazarlık yok. Okuryazarlık yok. O nedenle fiyatlama tarafında biraz sıkıntımız var. İkinci tarafta şunu görüyoruz. Bu yeni gelen kitlenin biraz da işte kumar duygusunun artmasının arkasında yatan faktörlerden biri de bugün gelen, daha doğrusu dün açıklamalardan bir tanesinde piyasadaki kredi miktarının arttığına dair işaretler var. Şimdi bu normalde baktığımız zaman kredili işlemler ikiye katlandığına dair bir haber akışı vardı. Geçtiğimiz seneden bu seneye göre işte yaklaşık bir 900 bin milyon arasında bir yeni yatırımcı kitlesi var. 5.8 milyar TL'lik de şu anda kredili hisse senedi pozisyonundan bahsediliyor. Bu geçtiğimiz sene aynı dönemlerde 2.8 milyar TL civarlarında, şu anda 5.8'ler civarına çıkmış vaziyette. Bu da bir risk faktörüdür. Kredili işlemler sonuçta işin sonunda güzel kazanç olabildiği gibi güzel kayıpların da, yani derin kayıpların da yaşanmasına sebebiyet veren faktörlerdir. Şimdi siz bu kredili malların pozisyonundan artması nedendir? Şimdi siz bir beklentiniz devam ediyor. Piyasa yukarı gidecek, boğa piyasasında olduğu, inancında olduğu zaman kredili pozisyon açmaya başlarsınız. Ama biz yaklaşık olarak 3 aydır bir yatay bant içindeyiz. Yani boğa piyasasını yaşadık, ilk rallisi bacağı. Sonuçta biz geçen sene 80 binlerden başladık, 160 bine geldik neredeyse, öyle bakıyoruz, bakarsak 158 bin gördük 82 binden. Yani geçtiğimiz şeyden sonra birebir bir prim söz konusu. En son Temmuz ayındaki dip seviyesini gördük, 98.500. Daha sonra da Merkez Bankası'nın faiz kararını almadığı bir toplantımız vardı Ekim ayında. Orada 109.500. En son başladığımız yer, yani 1095, o hareketten 1058'e geldik. Ve o bölgeyi de
hemen hemen ocağın başında gördük. Ocağın başından beri o bölgeyi geçemiyoruz. Ocak, Şubat, Mart. Evet. Mart'ı 3 aylık bir yatay bir bant içindeyiz. Yukarısı 1580, aşağısı 1500, taşması 1430'a kadar bir olan. Bir sıkışma var. Bir yani. Sıkışma var. Doğru. Şimdi buradaki kredi pozisyonunun artması nedeni işte burada fiyatı yukarı götüremeyince mecburen burada malı taşımaya çalışıyorsunuz. Fiyatı yukarıda tutmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan da arz geliyor. Kim taraftan? Yabancı tarafından. Dün bu data verilmeye, yabancı takas oranları verilmeye başladığından beri ki en düşük veriye geldiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak %45'e altına indik yabancı takas oranında. Bu da işte kompozisyonun değişmeye başladığını görüyoruz. Bu yabancı takas oranı hesaplanması nasıl yapılıyor? İnsanlar da şunu bilsinler, piyasa değeri üzerinden hesaplanan bir rakam. Şimdi yabancıdan tuttuğu hisse senetlerinin elindeki piyasa değeri alınıyor. Piyasanın toplam piyasa değeri alınıyor. Yani tüm hisse senetleri piyasa değeri. Onu birbirine böldüğünüz zaman bir oran çıkıyor. Şimdi yabancıdan tuttuğu yoğunlukla oldukları bölge BIST 30 tarafında olduklarını ve BIST 30 içinde de bankalarda yoğunluklu tarafta olduklarını biliyoruz. Doğru. O tarafta çok bir performans olmadığı için yan taraftaki hisselerin fiyatları yükseldikçe ister istemez onların da satmasalar da aslında fiyatlar sabit kalsa diğer fiyatlar yükseldiği zaman sizin overall'unuz genel yapı içindeki payı gittikçe azalır bir şekilde. Bir kısmı oradan geliyor, bir kısmı da tabii ki vermiş oldukları, satmış oldukları hisse senetlerinden geliyor. Yaklaşık olarak yılbaşından da beri 700 küsur milyon doların üzerinde de bir satışları olduğunu biliyoruz. Evet. Yani şimdi burada dikkat edeceğimiz seviyeler nelerdir? Biraz daha böyle grafik bağlamında. Spesifik olarak borsa grafiklerini konuşmaya başlarsak daha böyle ne konuşmak istediğimizi anlatabileceğiz. Şimdi demin anlatmaya çalıştığım senaryo bu grafikte aslında haftalık bazdaki bir grafik. Evet. Burada net şekilde gözüküyor. Hemen onu bir göstereyim bir daha. Tamamdır. Yani şu o demin anlattığım işte burası Temmuz ayındaki dibimiz 98.500. Doğru. Burası o Ekim ayındaki dibimiz 109.500. Şöyle bir yatay bir dönem geçiriyoruz. Bir sıkışıklık 120 bin, 100 bin bandı. Peşinden başlıyor burada rally. Amerikan seçimleri öncesinde buradaki aynı zamanda bizde ekonomi yönetim değişimiyle birlikte bu hızlı bir giriş ve çok şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haftalık bir rally. 10 haftada bir anda biz nereye geliyoruz? 158 binlere, 1580'lere geliyoruz. Evet. 1580'lere geldikten sonra bakıyoruz burası üst sınır oluyor. Bakın şurası maviyle gözüken bir çizgimiz var. 1560. Bunun üzerinde kapanış alamıyoruz biz farkındaysan. 1560'a ben bir mavi çizgi koymuşum. Hı. Bir de bir alt kritik sınırımız da 1542. Bu iki sırın, bu iki aralık bizim için kritik eşik. Evet. Bu bölgenin üzeri, burası stresli bölgemiz. Hı. Biz bu bölgenin üzerindeki kapanışları arttırabildiğimiz sürece momentum yukarı gitmek isteyecektir. O nedenle biz bu bölgenin üzerine bir an önce atmamız lazım ki hareket tekrardan ivme kazansın. Biz son günlerde Amerika, Avrupa, bazı bölgeler, Uzak Doğu'da güzel ralliler yaşandı, güzel primler oldu ama biz ona bir türlü tam manasıyla katılamadık. Bunun arkasında yatan faktörler de işte birazcık da Merkez Bankası tarafında atılması gereken adımlar atılıyor. Tamam, aynı zamanda diğer beklentiler tarafının iyi yönetilmesi. İşte geçtiğimiz Cuma günü reform paketi açıklandı. Ona böyle çok ekstrem bir tepki vermedik. Ne negatif ne pozitif, biraz nötr kaldı piyasa, zaman tanımak istiyor gördüğümüz kadarıyla. Burada hareketin ivmelenmesi için hep belirtiyorum 1560-1570 üzerindeki kapanışlar kovalamaz zaten. Çok dar bir bant. Bir sıkışma var orada ya. Şu anda yani bu geniş bant şimdi çok daralmış vaziyette. Evet. Burada bir karar verme aşamasında artık. İşlem hacminin daralmasının arkasında yatan faktör de bu. Yani hangi tarafa doğru kırılacağını hala piyasa tam olarak yani şu grafiğe baktığınızda üst sınıra yakınız. Ama üst sınırın üzerine de böyle çok böyle arzulu, istekli gidemiyor. Hı-hı. Hacimli geçmemiz lazım ki burada hareket kuvvetlenebilsin. Tam tersi bizde hacimde bir kurma var. Evet, yani düşüyor hacimler. Evet, yani biz bundan sonraki süreci hacimlenerek birlikte 1580'i aşmamız lazım. Eğer böyle bir şeyi başarabilirsek yukarıda 1618'ler, 1676'lar potaya girme potansiyeli olabilir. Aşağı tarafta. Nereye bakıyoruz? 1545 benim için. 1545 bölgesinin altına sarkmaya başlarsak böyle o beklentiler yavaş yavaş törpülenmeye, aşağı doğru baskılanmaya başlar. Sonra 1526, 1506 zaten benim için çok oldukça olumsuz bir senaryoya döndük demektir. Yurt dışı da bozulmuştur muhtemelen 1500'ün altına iniyorsak. Bizde de bozulmalar başlamıştır. O zaman tekrardan bir tur daha. O zaman nasıl burada 1580'e biz 3 tur denediysek belki 3. tur
1430'u denemeye gitme potansiyeli doğabilir. O nedenle 1500 bizim kritik eşiğimiz, aşağıda da unutmamak lazım. Evet. Ama bir türlü yukarı doğru kopartma hareketini başaramıyoruz. Evet, onun için de hacmin de dediğin gibi bir miktar daha burada destekleyici bir role de sahip olması gerekiyor. Şimdi burada bunun yanında haftalık grafiğinin yanında bir de diğer grafiğe geçmek istiyor musun? Geçeyim, günlük grafik. Ben genel analiz yaparken haftalık, günlük ve seans içinde 60 dakikalık olarak böyle 3 periyotta bakıyorum ki daha genelden özele doğru gelelim ki mikroda ne olabilir anlayabilmek için. Genel resim bize bunu işaret ediyor. Evet. Şimdi günlük bazda grafiğe baktığımız zaman benim bu önemsediğim grafiklerden biz çizgi kapanış grafiği. Normalde bunda çok fazla bakılmaz ama ben bunu tercih ediyorum bu aralar. Bu bize çünkü tam paterni gösteriyor. Demin anlatmaya çalıştığım bölümü tam manasını veriyor. Bu bölgeye baktığımız zaman da işte demin anlatmaya çalıştığım yatay bölüm burası. Şimdi normalde ciddi bir burada bir sıkışma. Şimdi şurayı üst sınır gibi düşün. Burada bir trend çizgimiz var. Şurada bir sıkışma var gördüğün gibi. Evet. Şu bölge. Bu bölge Mart sonunda bitiyor. Yani öyle ya da böyle önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde buradaki sıkışma kendine bir yön bulacak. Ya yukarı doğru kopacak gelişmelere bağlı olur ya da aşağı doğru kırılacak. Bu sıkışmanın sonunda biz kendimizi 1570'lerin üzerinde kapanışlar alarak buluyorsak yukarıda benim ana hedef yani şu bölge kadar yukarı gitmesi gider 1675'lere kadar bir marj açılması beklenebilir. Bu normal koşullarda piyasanın momentumunu yakalayabildiği zaman yapabileceği, başarabileceği bir şey. Çok da hayal değil ama bu tarafta bakıyorsun bankacılık tarafı bunu çok desteklemiyor. Sanayi tek bacakla oraya doğru koşmaya çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Dolar sanayi. TL'den zaten bir destek. Dolar TL tarafından çok fazla son günlerde destek alamıyoruz. Enflasyon tarafındaki uluslararası gelişmeler biraz negatif etkiliyor gibi faktörler var. Karlılıklar fena gelmiyor. Bilançolar fena gelmedi ilk şey olarak baktığımızda. Ama yılın geri kalan kısmında nasıl gerçekleşecek? İşte bundan sonraki risk algısı nasıl olacak piyasalarda biraz daha bu ön plana çıkacak. Eğer biz bu bir hafta 10 günlük periyot içinde bu normalde şu bölge şuraya kadar ne? Sonuna kadar gitmemesi lazım. Yani normalde 3'te 2'sinde bizim bunu yukarı bir şekilde yukarı ya da aşağı hareketi tamamlaması lazım. Aşağı doğru kırıldığı zaman burası da yaklaşık olarak benim için baktığım zaman 1530'lara gelecek önümüzdeki birkaç gün içinde. Eğer bu bölge ana büyük kanal hareketinin trendi kırılıyorsa o zaman tehlike sinyalleri çalmaya başlar. O zaman nereye kadar? 1460'lara kadar bir marj açılma potansiyeli kuvvetli. Hatta daha aşağıda 1430'da görünen bizim önemli desteklerimizden biri olan 100 günlük ortalamaya kadar süreç evrilebilir. Artık yani önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bu resim net şekilde bir tarafa doğru kırılacak. Bu kuzuların sessizliği gibi yani piyasada da bir sessizlik var bekleniyor. Evet. O beklenti bakalım bir tarafa doğru kırılacak. Evrilecek diyorsun. VIO30'da efendim 0.12'lik primle birlikte 1636 seviyesinden de işleme devam ediyor. O tarafta da yatay pozitif diyebileceğimiz bir seviyede işlem var Cenk. Şimdi 7.54'te güne başladı dolar TL. Dolar TL tarafında yakından izleyicilerimiz merak ediyor. Yarın FED tarafından açıklanacak karar günü var. Bugün toplantı başladı. Ardından iki gün sonra da Perşembe günü de bizim yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kararı alıyor olacağız. Ve dolar TL'nin iki tane önemli kritik toplantısı bugün itibariyle start verildi. Şimdi aslında burada bir miktar daha toplantı öncesinde oynaklığın azaldığını da görebiliyoruz dolar TL yönündeki. Şimdi senin program başında da söylediğin gibi biraz daha oradaki sakinleşme çabası. Dolar TL nasıl görüyorsun? Burada aşağıda kritik seviyelerimiz neler? Yukarıda kritik seviyelerimiz neler? Toplantı sonrasında nasıl bir rol olur? Yani dolar TL'de bir bekle gör havası şu anda hakim. Yukarıda 7.60'lar, aşağıda 7.49 bandı içinde biz seyrimize devam ediyoruz. Burada önemli olan eşiklerden birisi benim için 8 günlük ortalamanın olduğu bölge 7.51'de gözüküyor. 7.51 altındaki kapanışlar burada aşağı doğru baskılanmaya sebebiyet verir. O baskılanma ile birlikte biz tekrardan 7.45-7.41 bandına doğru bir geri çekilme potansiyeli gösterebiliriz. Şimdi buradaki gelişme dediğim gibi ABD 10 yıllıkları, 30 yıllıklarının bundan sonraki günlerdeki seyri biraz daha resmi netleştirecek. Elimizi Merkez Bankası elini kuvvetlendirip kuvvetlendiremeyeceğini, zayıflatıp zayıflatmayacağını Fed'in alacağı aksiyonlar önemli. Fed'i eğer uluslararası piyasalarda yani ABD 10 yıllıklarında
beğenilmeyen bir rakam geldiği, yani şey, açıklamalar geldiği doğru. zaman yukarı doğru stres yaşanırsa burada da kaçınılmaz olarak yukarı doğru bir hareket yaşanır. Ama ben anlatmaya çalıştım ilk periyotta sanki orada bir sakinleme, belli bir marj bant hareketinin oluştuğunu, bundan sonra hareketin orayı çok fazla etkileyecek bir damage'in gelmeyeceği şeklinde gibi gözüküyor. O nedenle şu anda 7.60-62 bandı bizim için kritik eşik olarak kısa vadede üst sınırmış gibi gözüküyor. Tekrardan 7.77'nin test edilmesi FED tarafından gelecek açıklamalara bağlı gibi gözüküyor. Aşağı doğru da işte eğer pozitif tarafta olursak bizim de 100 puanlık arttırımdan gelmesi durumunda eğer piyasadan beklediğim. Maazallah videosuna girmeyeyim de bir pas geçtiğimiz dönem vardı. Şu anda piyasa evet. beklentisi oluştu. Öyle bir şey olur mu Cenk? Ben olacağını kanaatinde değilim. Çünkü yapılan açıklamalarda her türlü tedbirinde piyasayla piyasa dostu bir hareket içinde, davranış içinde olduğunu bekliyoruz. O nedenle öyle bir davranış gelmemesini beklerim. Ama Erdoğan'ın mesela reform paketinde bir fiyat istikrarını kenara bırakacağız vesaire gibi söylemleri. Yani şimdi aslında o söylemler karşı Merkez Bankası kendisi bir adım atabilirse, attığını gösterebilirse bu piyasa için bak Merkez Bankası bağımsız kendi duruşunu sergileyebiliyor. İmajını oluşturur. Olumlu bir imaj olur. Sayın Erdoğan'a rağmen piyasa bakacak ki Merkez Bankası faiz arttırabildi. Bu bardağın dolu tarafına bakma doğru. hikayesi olacak. Aşağı doğru eğer Merkez Bankası öyle bir 100 bas puanlık bir hareket yaptığı takdirde ben hareketin tekrardan hızlı bir şekilde 7.35'lere kadar evrilme potansiyeli olabileceği kanaatindeyim. Oraya dikkat etmek lazım. Yani önümüzdeki 48 saat TL'nin de biraz önümüzdeki birkaç aylık hareketinin temel hareketini işaret edecek, yön çizgisini bize çizecekmiş gibi gözüküyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Muhtemelen yatırımcı da aynı şeyi düşünüyor. 6.90, 6.50, 6.25 gibi 6.90'ı test ettik. Ama 6.90'dan sert bir şekilde tekrardan 7.43'e kadar bir hareket söz konusu olmuştu. Bunlar raftan kalktı mı artık? Yani biz o seviyeleri 6.50, 6.25 vesaire gibi beklentilerimiz vardı. Onlar ne oldu? Ya o senaryonun gerçekleşen, yani oralarda çok, yani demin anlatmaya çalıştığım gibi nasıl 8.50'lerde biz çok aşırı kötümser değilsek 7'nin ve 7'nin altında aşırı iyimserlik. Yani bazen işte kantarın topuzu fazla kaçıyor. Evet. Yani bize volatilite değil, bilinebilir, ölçülebilir, öngörülebilir döviz kuru ihtiyacımız var. Yani bir gün 8 lira, bir gün 7 lira, ertesi gün 7.70, ertesi gün 7.20'lik bir kur değil. Biz istikrarlı bir şekilde 7.30, 7.35, 7.30, 7.50 mağazında %2'lik, %3'lük marj içinde bir daha bir bant hareketi içinde kalan, böylece herkesin maliyet hesabını daha rahat yapabildiği, öngörülebilir bir kurla karşılaşırsak volatilitenin düştüğü. Hı hı. Çünkü biz volatiliteye bakarsan geçtiğimiz Ekim ayından bu zamana harekete 6.80'lerden Temmuz Ağustos 6.80'lerden başlayan 8.85'e giden 8.58'e giden bir hareket, sonra oradan hızlıca nereye geldik? 6.95'te 6.85'lere tekrardan 7.70'lere gittik. Yani bunlar bu büyük dalgalanmalara işaret ediyor. Daha nötrize olan, daha sakin, belli bir bantın içine oturduğunu, belki yukarıda 7.70, aşağıda 7, bu bant içinde gidip orta noktasının 7.35 olan bir kurla biz yılın geri kalanını tamamlayabilirsek hem enflasyon açısından öngörülebilirliği daha kolay yapabiliriz fiyat istikrarı açısından, hem sanayici de, iş adamı da, ticaretle uğraşan da, ihracatçısı da, ithalatçısı da daha rahat bir hesaplama, risk. Sonuçta insanlar ne yapıyor? Kendilerine bir bariyer koyuyorlar. Doğru. Döviz kuru 8 lirayken maliyet hesabını adam 10 liraya göre yapıyor. Yani öngöremediği için kendi marj yaratıyor. Fiyatlamayı da ona göre yapıyor. Aynen. Bu da ister istemez öngörülemeyen bir fiyatlama olduğu zaman şişik bir fiyatlamaya sebebiyet veriyor. Siz o rakamı yaptığınız zaman geri de indiremiyorsunuz. O çünkü doğru. tescil ettim ben diyorsun o rakamı. Kur aşağı kalınca fiyatlar yukarıda kalmış oluyor. İndirime de çok fazla gitmek istemiyorlar. Öyle olunca da işte enflasyon üzerinde negatif etkisi oluyor. Kur geçişkenliğinin biraz da etkisi buradan kaynaklanmış oluyor. Dolar sepet kuru, yani sepet kur açısından bakalım aslında, hem euro doların hem de şey açısından değerlendirdiğimizde
Burada da bizim 8.50 üst sınırımız gibi gözüküyordu. Hı hı. 7.77 dolar TL gibi. Burada da 8.50 önemli bir eşikti. Şimdi buraya baktığımız zaman burada sinyaller biraz kuvvetlenmeye başladığını görüyoruz. Sepet kur açısından değerlendirdiğimizde. Ortalamalar 8.15-8.17 bandında olduğunu belirtelim. Oraya kadar geri çekilebiliriz. Yukarıda bizim 8.35'in kısa vadede direnç konumunda 8.34-8.35 üzerindeki hareketler bizi tekrardan 8.50'ye işaret eder. O da uluslararası konjonktürden kaynaklanan tekrardan hı hı. bir baskıya sebebiyet olduğunu işaret eder. Evet, şimdi kurdaki bir miktar daha sepet kurdaki baskıların, yani euro tarafında da Christine Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında bir miktar daha aslında orada sert hareketlerin de olduğunu gözlemlemiştik. Şimdi Cenk, diğer tarafta aslında son dakikaya girerken de yine tüm başlıkları da konuştuğumuzu söylüyorum ama sadece son bir dakikada sana şunu sormak istiyorum. Taksit sayılarına ilişkin bir düzenleme var. Bu ne anlama geliyor? Özellikle otomotiv sektörüne. Aynen, otomotiv sektörüne, satışlarına ilişkin. Oradaki sıkıntı biliyorsun, sonuçta biz marka bağımlısı bir ülkeyiz. İnsanlarımız hep yabancı marka araçları kullanmayı daha çok seviyor. Oradaki rakamlardaki talebi azaltmak, ithalatı azaltmak, yani orada cari açığı engellemek adına atılmış adımlardan biri gibi geldi bana. Olumlu bir yani gelişim sonuçta, olarak yansıyabilir mi? İşte sonuçta olumlu, yani cari açık üzerinde pozitif etkisi olacak bir gelişme gibi gözüküyor. Evet, çok teşekkür ediyorum Cenk. Aktarmış olduğum bilgiler için Forex anketini de aktaralım efendim. Anket BIST endeksinin güne alıcılı bir seyirle başlaması bekleniyor. BIST endeksi açılış fark değerine ilişkin medyan tahmini artı 4 puan olurken ortalama tahmin ise artı 4.07 puan seviyesinde. Ankete katılan 32 analistin 28'i pozitif bir açılış beklerken 4'ü ise negatif bir açılış bekliyor. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Cenk Akyoldaş'la birlikte fiyatlamaları aktarmış olduk sizlere ve teknik analizimizi de gerçekleştirmiş olduk. Birazdan ilk seans programıyla Peri Antanto karşınızda olacak. Hoşçakalın. Ahlatçı Yatırım, Beklenti Raporu sundu.